İstasyon caddesinden Pandoğan meydanına giden yolun iki tarafı, onu bir yurt gezisinden dönüyormuş gibi bekleyen binlerce ve binlerce insan kalabalığıyla dolup taşıyor. Pandoğan meydanındayız. Uzakta, ta uzakta onu bağrına basacak olan Anıt Tepe görünüyor. Gene böyle bir sonbahar günü. Çok sevdiği Ankara'nın kırlarında dolaşırken bu tepeye çıkmış ve oradan Ankara Kalesi'ni, Çankaya'yı ve bütün şehri doya doya seyrettikten sonra o zamanki adıyla Rasat Tepe'yi pek sevmişti. Sevdiği toprak, bu vatan parçası onu kendine doğru çekiyor. Rasat Tepe artık Anıt Tepe'dir. Dünyada tabiatın bin bir tecellisi var. Korkunç olursa kıştır, munis olursa bahar. Görmüşe benzer mi hiç bahsetsem ikisinden? Birinin tipisinden, ötekinin sisinden. Bazı durgun denizin görürüm taştığını, yükselen dalgaların göğe yaklaştığını. O dalgalar ki yılda yalnız bir gün şahlanır. Şahlandı mı ne kıyı, ne koy, ne yelken tanır. Engini alt üst eden bu tayfunun adına bazıları şimşek der, bazıları fırtına. Kara toprakta bir dev var, geçmez ele. Sarsıntısından bilir insan yalnız, zelzele. Bizce daha bunlara doğru bir at konmadı. Konulan at, duyulan büyük korkunun adı. Bize sorsan bunların hepsini bir ederiz, sonra onun adına Mustafa Kemal deriz. Kafire, ağır adımlarla son merhaleye, Anıt Tepe'ye tırmanıyor. Caddelerin ve meydanların üzerinden süzülerek geçen tayyareler, üzerine onun o altın başı, güneş bakışları resmedilmiş olan bir ipek tabloyu mavi semada dalgalandırarak Anıt Tepe'ye doğru uçuyorlar. Cenaze alayı son merhalesine, Anıt Kabrin methaline gelmiş bulunuyor.
millet atasının etrafında ihtiram halindeyken 12 er muazzez tabutu top arabasından indiriyorlar. Etrafı kavaklarla çevrili, uzunca bir sonbahar yolundan sonra artık metfenin tam önüne geleceğiz. Bu hıyaban ebediyet yoludur. Gider Allah'a kadar buradan ucu. Karşıdan bakma geçerken yolcu, belki bir derd ile bağrın doludur. Bu hıyaban avutur cümle yası. Dinlen altında yeşil bir dalının, o kızıl saçlı zafer kartalının bu hıyabanda kurulmuş yuvası. Anıtkabr'in haşmetli mimarisi önünde teessür ve heyecan içinde bekleyen azametli bir kalabalık, onu az sonra toprağa tamamen bırakacağı için elem duymaktadır. Aziz Atatürk'ün tabutu, Anıtkabr'in önünde bulunan katafalka yerleştiriliyor. Kemal Atatürk de hiç şüphe yok ki bu müstesna harika şahsiyetlerden biridir. Onun yarattığı, milletine hediye ettiği muhteşem eserlere baktıkça şu hükme varılır. O büyük bir askerdir. O emsalsiz bir devlet adamı. Müstesna bir inkılapçı. Ve manevi gıdasını, milletine hizmet aşkını, içinde yetiştiği cemiyetten, bu milli ilham kaynağından alan bir dahidir.
büyük bir metbendisinin kurulması ve layık, demokratik cumhuriyet rejiminin hukuki mesnedini teşkil eden anayasanın vücuda getirilmesi ve yepyeni bir Türk devletinin sağlam temelleri atılmış oldu. Bu suretle Atatürk, yeni Türk devletinin banisi ve dünya çapında devlet adamı olmak şeref ve vasfını kazandı. Büyük asker Atatürk'ü yalnız fıtri cesaretiyle bir kahraman tanımak noksan bir görüş olur. O, strateji ve taktik sahasında kendisine mahsus engin bilgileriyle askerlik mesleğinin en kudretli üyesidir. Dahiyane vuruşlarıyla harp üstadı, tek kelimeyle amsalsiz bir kumandandı. Muhterem vatandaşlarım, Atatürk'ün çok kısa olarak belirtmeye çalıştığım müstesna vasıflarının ve bunların neticesi olan emsalsiz başarılarının bir teki dahi bir faniyi milletler nazarında tarihte ebedileştirmeye kafi gelir. O devlet kurmakta, devlet idare etmekte, askerlikte, inkılapçılıkta ayrı ayrı mümtaz vasıflara sahip olduğunu bütün cihana göstermiş, 20. asrın en önde bir lideri olduğunu ispat etmiştir. Atatürk, sen bizdendin. Seni halife yapmak, padişah yapmak isteyenler oldu, iltifat etmedin. Milli irade yolunu seçtin. Hayatı ve şahsiyetini milletinin hizmetine vakfettin. Türk'ün gıpta ettiği, taziz ettiği, öldüğü ve öldüğü vasıflara maliktin. Bütün bu meziyetlerinde Türk'ün ta kendisiydin. Şimdi seni kurtardığın vatanın her köşesinden gönderilen mukaddes topraklara veriyoruz. Bil ki hakiki yarın daima inandığın ve bağlandığın Türk milletinin minnet dolu sinesidir. Nur içinde yap.